Burçak Evren <laughs> bugün sizinle 10 yıl önce aramızdan ayrılan Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden Metin Aksan'dan bahsedeceğiz. Ee, ama sizin de kendisiyle bir tanışıklığınız var. Ben aslında sizdeki arka planla başlamak istiyorum. Ee, nasıl bilirsiniz Metin Aksan'ı? Ee, tabii Metin Aksan'ı nasıl bilirsiniz derseniz Metin Aksan'ı hani ilk çırpıda spontane birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil gerçekten kendine özgü bir insan. Hani bunu laf olsun diye değil, bunu hak ettiği için söylüyorum. Her şeysiyle, düşünceleriyle, saplantılarıyla, dünyaya veya insanlara bakış açısıyla hep olanın dışında farklı olgular peşinde koşmuş şeyden, insanı şaşırtan, bazen dehşete düşüren ama sonuçta dediğim gibi hep yeniliklerle dolu bir insandı. Sadece Metin ekseni bir yönetmen, veya bir sinemacı olarak tanımlamak da mümkün değil. Bir tarafta bir ayağı yani filmlerinde yaptığı gibi yaşamın da da öyleydi. Sinemada mesleki örgütlenmeye önem veren, işte sene kurarak emekten yana olan, diğer taraftan bir gazeteci gibi çeşitli gazetelerde makaleler yazan, sinemanın dışındaki alanlarda da bir sözünün olduğunu inanıp bunları söylemekten çekinmeyen, ...biraz uçuk, biraz ayakları yerden kesik... ...biraz asi... <laughs> e, ...asi, saplantılı... ...tutkuları olan... ...her şey zaten tutku deyince her bir yönetmenin bir özelliği vardır... Evet. ...Metin Erksan deyince tabii ki tutku ve o tutkuların getirdiği bir saplantının yönetmeni diyebiliriz ki... ...bunu filmlerinin çoğunun her karısında görmek mümkün... Evet. ...ben biraz da Metin Erksan'ın öyküsünü hem yaşamına dair hem de sinemasına dair biraz açarak gitmek istiyorum... Sanat tarihi okumuş, film eleştirileri yapan ve sinema üzerine düşünen bir isim Metin Erksan. Şimdi, arka plan, böyle bir arka plan var. Bu sinemaya nasıl yansımış sizce? Yani Metin Erksan'la konuşurken o, ben değil de o, bizim ikimizin benzerliğinden söz ederdi. Hı -hı. O da e, sanat sanatlar okumuş. Ben arkeoloji okudum. Hı -hı. O Dünya Gazetesi'nde sinema eleştirilerine başlamış. Ben de aynı gazetede sinema eleştirilerine başladım tabii ki ondan daha çok sonra. E, gerçekten de gerek sanat tarihi gerek arkeoloji belki de sanatın temelini oluşturan bir olgu. E, çünkü o mitolojiyi bilmeden hele hele e, işte Batı'da İncil'den sonra en çok okunan İlyada ve Odysseus bu tanımadan sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmanın ben pek mümkün olmayacağını biliyorum. İşte Metin Eksan da zaten bir söyleşisinde bizim dönemimizde sinema okulu yoktu. Onun için ona en yakın sanat tarihini okudum der. E, evet. Gerçekten de o eğitimin verdiği e, olguları e, filmlerinde yansımalarını görebiliyorduk. Evet. Şimdi e, Karanlık Dünya, Aşk Veysel ilk filmi ve ilk sansürlenen filmi diyebiliriz değil mi? Evet. Ben tabii o dönemin Türkiye'siyle de ilgili birkaç şeyden bahsedelim istiyorum. Hem Aşık Veysel filmini yapıyor ama aynı zamanda sansür deniyor. O dönem sansür algısından da aslında bir röportajda bahsediyor. Bu sansür ile ilgili aslında ifadelerin çok kapalı olduğu, çok genel olduğu ve bu sebepten dolayı sinema konusunda zorluk yaşadığından bahsediyor bir röportajında. Biraz o dönemi anlatırsak eğer orada aslında yasaklanan şey neydi? yasaklanan şeyi değişen bir rejim, Türkiye'nin bir değişim dönüşümün eşiğini atlatmasıydı. Biliyorsunuz 1946 çok partili döneme geçiş ama 1950 Demokrat Parti'nin yani Cumhuriyet Halk Parti'nden ayrılmış olan Menderes'in ve Celal Bayar'ın Demokrat Parti'yi kurarak büyük bir çoğunlukla tek parti rejimine son vererek iktidara gelmesi. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesindeki iki slogan vardı. Birincisi Türkiye'yi küçük bir Amerika yapmak. Ee, öbür, e öbür diğer sloganda her malde bir milyoner yaratma olgusu vardı. Metineks'te işte tam bu aşamada yani 1952'de sinemaya başladı. Ama buna karşılık Demokrat Parti yani sözü yeter artık milletindir sloganını kullanmasına rağmen e, bir süre sonra e, gerçekten e, ayrı farklı olan söylemlere karşı bir tavır almaya kalktı. Çünkü o dönemin tek en önemli olgularından birisi radyodu. Radyo ancak yurt e, satında e, belli bir programda yaptığı gibi belli bir e, siyasal iktidarın isteklerini de toplumun her yanına ulaştırabiliyordu. Gazete sayısı azdı, tirajları azdı. Üstelik dağıtım sorunuyla pek ulaşılan bir yer değildi. Örneğin e, Karanlık Dünya e, veya da diğer adıyla Aşık Veysel'in evet. Hayatı. E, iki şekilde sansür edildi. Birisi siyasal iktidarın filmine bakışı. Çünkü Türkiye'yi küçük bir Amerika yapmak olduğundan farklı görünmektir. Mesela biliyorsunuz Aşık Bey doğduğu yer. Evet. E, çok uca bir köy. Evet. O zaman Onu da bırakın uca bir, yani. bir köyü bırakın o zaman çoğu ilimizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hastanenin olmadığı, doktorun olmadığı dönemlerde. Film sansür ediliyor. Çünkü bulunduğu köyde hastane yok diye. Evet. Ne oluyor? Filme hastane ekleniyor. iki tane doktor veriliyor. O zaman iki doktorun bulunduğu bir hastane Bırakın köyü, ilçeyi yani illerde yoktu. Mesela işte daha bunun gibi birçok örnekler verilebiliyor. Bir siyasal iktidarın o filmi bir propaganda aracı olarak tanımlaması zaten sinema uzun yıllar Türkiye'de ya bir panayır eğlencesi olarak evet. avlandı veyahut da siyasal iktidarın kendi lehine kullandığı bir olay. Onun için Metin Erksan bir onla karşılaştı. İkincisi ise sinemasal anlayışıyla bu filmin senaryosunu yazan, Biraz daha aşırı uçta olan Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu ki Metin Eksan belki bunu yazılı olarak değil ama çeşitli söyleşilerinde Bedir Rahmi Eyüboğlu için filmimi öylesine bir hale getirdi ki ben bile sonunda tanıyamadım der. Gerçekten de yönetmenle senarist arasındaki uyuşmazlık ve bu uyuşmazlık sadece sanatsal ve estetik kaygılardan kaynaklanmayan ayrıca yönetmenle senaristin ideolojik olgularından da kaynaklanan bir şeydir birisi daha çok söze dayalı yani retoriye, evet. diyaloya dayalı bir film yapmak isterken Metin Ekşan sinemaya dayalı bir Neyse. şey yapması, ikisi arasında hatta filmi sahiplenmeme gibi bir duygu da getirdi. Yani Metin Ekşan konuşmasında bazen bu filmi sahiplenmek istemediğini, çünkü kendi filmi olmadığını, kendi kafasındaki filmin farklı olduğunu söylüyor. Ama daha farklı bir şey de söylüyor. Bu filmi yaparken, çalışırken ve yaptıktan sonra da Aşık Veysel'in sanıldığı kadar veya abartıldığı kadar bir sanatçı olmadığı konusunda da bazı fikirlerini söylüyor. Bunun için söylüyorum. Onu olumsuzlaştırmak için değil. Aksine onun gözlem yöntemiyle farklılığını, bir sanatçının nasıl olması gerektiği olan düşünceleriyle çeliştiği için söylüyorum. Çünkü sözünü esirgemeyen, son sözünü baştan söyleyen ama bunu da çekinmeden söyleyen bir kişi olma özelliğinin Altını çizmek için söylüyorum. Şimdi e, az önce cesaretinden bahsettiniz. E, yenilikçi bir tarzı vardı cesaretinden dolayı. Aslında ilk e, toplumsal gerçekçi film örneklerini yapan yönetmenlerden biri. E, ulusal sinema yapıyordu. Peki onun ulusal sinemaya bakışı nasıldı? Çünkü e, her yönetmenin farklı bir bakışı olabilir burada. O nasıl bir şey katıyordu sizce? Nasıl nereden bakıyordu? Yani ulusal sinema deyince Metin Eksan'ı ulusal sinema ne kadar yan yana getiririz? Çünkü benim kitabımda da onunla bir söyleşim var. Hı. Söyleşinin başlığı da ulusal sinema falan diye bir şey yok. Bu bir uydurmadır diyor. Hı. Bu ulusal sinema yani Yeşilçam'la sinematek arasındaki yol ayrımında e, bir yapay bölümü oldu Türk sinema ortamında. Yani Yeşilçamlı yönetmenler e, bizi ulusalcılığın karşıtı bir gruba mal ettiler. Ee, biz yani sinematikçi grup ise işte o zaman sinematikin çevresinde toplanan e, birkaç e, e, yazar çizer de e, Yeşilçam'ı gerçekten ulusal sinema yapmamakta suçladı. Yani iki bu suçlamaların dışında teorisi olmadan, manifestosu olmadan Halit Refik'in başını çektiği ve daha çok bir ayağını Kemal Tahir'e dayayan, diğer ayağını ee, hak sineması deyip, aslında hak sineması ile uzak yakın ilişkisi olmayan yeşil çama bağlayan bir terim attı Yani bunun kendileri bile ulusal sinemanın somutlaştıran bir ögesini ortaya koymadılar. Yani nasıl e, diyelim ki yeni dalga veya İtalyan yeni gerçekçilik gibi evet. bunların başını çeken bir senarist, bir sinemacı olmadığı gibi... E, bir grubun da aynı tarzda film yapması ortaya çıkamadı. Mesela kaydıyorsin ama ekolünden yetişenler Truffaut, Chabrol, Agnes, Varda, Jacques Demy birdenbire o ekolün bağlantısını bir arada meydana getirdiler. Tıpkı e, İtalyan yeni sinemasında da yeni gerçekçiler işte De Sica, e, Antonioni, Visconti, e, Fellini, Pasolini e, bunlar da tıpkı yeni gerçekçinin akımını ortaya çıkardılar. Türk sinemasında akımlar yoktur. Evet. Zaten bizim sanatımızda akımlar yoktur. Ancak modalar, eğilimler veya esinlenmeler vardır. İşte ulusal sinema diye çıkan artık akım da değil, moda da değil bir eğilim. Sadece Kemal Tahir'in fikri düşüncesinden beslenen ama her filminde dini ögeleri de kullanan ulusallıkla onu öde örtüştürmeye çalışan bir olgu çıktı. Mesela Halit Refik'in bu konuda yaptığı bir kitabından ulusal sinemanın ne demek olduğunu anlayan bir kişinin olduğunu tahmin etmiyorum. Ama bu Metin Eksan'ı da içine soktular. Metin Eksan da o zaman Yeşilçam'ın bilinen yönetmenlerinden farklı olmak için ulusal sinemanın çatısı altına girer gibi oldu. Ama, Ama, değildi diyorsunuz. Değil. Mesela bakın Halit Refik bir yazısında Metin Eksan'ın işte dağdan inme gibi Gerçekten melodramik ögeler içeren belki de filmografisinin en kötü filmini ulusal sinemanın örneği olarak tanımlıyor. Hmm. Şimdi Metin Eksan, yani, toplumsal gerçekçi bir yönetmenin, şimdi e, Yılanların Öcü, evet. Fakir Baykurt'tan, e, bir de Necat Cumalı'dan Susuz Yaz, diğer taraftan Kuyu, e, diğer taraftan belki de ulusal sinema değil ama onların kafasındaki tasavvufla veya şeyle örtüşen sevmek zamanla ayrı tutarsak Metin Eksan'ın Hangi filmini ulusal sinemanın ögesi olarak koyabiliriz? Peki, Metin Metinaksa yine bir söyleşisinde şöyle bir şey söylüyor. Yeşilçam'ı Çam'ı reddediyor zaten ve Reşit Çam'ı sinemayı Türk sinemasını kötülemek için kullanıldığını bizzat söylüyor. bu tanımın, bu tanıma çok karşı olduğunu söylüyor ve ayrıca da şunu iletiyor. Yani karşısındaki röportaj yaptığı kişiye diyor ki ben Türk sineması bakıyorum da diyor. Ben Türk sineması da yapmıyorum. Şimdi bir yönetmenin kendi sinemasını tanımlaması güçlüğü. Yani Türk sinemasına da ait görmüyor, Yeşilçam'a da ait görmüyor ama siz önce önce söylediğiniz gibi ulusal sinemaya da aidiyetli yok. Peki biz bu kendi sinemasını tanımlamakta zorlanan bir yönetmenin sinemasını nasıl tanımlarız? Zaten e, Metin Erksan ne Yeşilçam'ın beylik bildik e, yapımcı ağırlıklı ve kültürel düzeyi ve insan faktörü zayıf olan sinemasıyla hiçbir zaman bağdaşmadı. Metin Eksan'a baktığımız vakit gerekli mi sözünü ettiğimiz gibi kültürel yapısı, entelektüel bakış açısı ve farklılığı, ayrıcalıklığı zaten Metin Eksan'a Metin yapan bir şeydir. Evet. Yani Metin Erksan, hani amiyane bir tabirle Müslüman mahallesinde salyangoz sattı. Ve bunun cezasını hem siyasal iktidarın sansürü tarafından hem de Yeşilçam'da bedenini çok fazla ödedi. Belki de en fazla verimli olabildiği aşağıda? Belki de gerçekten Yeşilçam'ın sınırlarını zorlayıp uluslararası filmler yapacağı bir şeyde filmsiz kaldı. işsiz kaldı. Hı. Ve sonunda ne yaptı? Yeşilçam'a teslim olmadı. Yaşama teslim olarak işte e, diyelim ki şarkıcı türkücülerle işte bir sürü filmler yapmak zorunda kalabildi. Evet. Yani Yeşilçam'ı suçlayıp Yeşilçam'a karşı olup Yeşilçam'a teslim olup onun düzeyinde film yapmak zorunda kaldı. Evet. Onun için Metin Eksa'nın e, tanımlamak veya sinemasal kimliğini oluşturmak için ne Yeşilçam'dan bir e, ipucu elde edebiliriz ne de onu belli bir kalıplara so sokan e, bu izimli, içi dolduramamış, kulağa hoş ama içi boş olan olgularla toplayabiliriz. Onun için bunlardan ikisinden de farklı olup ama Yeşilçam'ın bütün zamanların en iyi beş yönetmeni arasına girmek kolay evet. değil. Kesinlikle. Peki mülkiyet üçlemesi olarak yine az önce siz de ifade ettiğiniz gibi e, top e, yine yılanların öcü olsun susuz yaz olsun ve e, kuyu hepsinde farklı mülkiyetli e, e, kavramların işlediğini söylüyor. Bir tanesi de toprak mülkiyeti, susuz yağda su mülkiyetine ve onu da çok güzel anlatmış. E, kuyuda da insan mülkiyetini diyor. Şimdi e, burada nasıl bir e, bakış sunuyor? Çünkü bu üçleme aslında var olan şey de değiştiriyor, düzeni de. Hatta bununla susuz yazdan sonra suyla ilgili bir yasanın çıktığını söylüyor. Şimdi bu çok önemli bir şey değil mi Türk sinema tarihinde? Çünkü siz bir film yapıyorsunuz. Tam da işte bunun karşılığı ve resmi anlamda karşılığını görüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu üçlemenin yankılarını ve sonraki sürecini? Şimdi Türk sinemasında kırsal kesim filmlerinde mülkiyete dayalı bir çatışmayı anlatmak e, bir açıdan olnaksızdı. Çünkü sansür bu tür olgulara asla müsaade etmezdi. Yani Metin Eksan bir kere tabuları zorladı. Yani çünkü kırsal kesimde yeri feodal ilişkiler içinde a odaklı bir yerde mülkiyet sorunu anlatmak. Yani esas sorun nedir? Paylaşılmayan topraktır, emektir. Ama biz kırsal kesimi anlatan filmler Metin Eksan'a kadar olan bütün filmleri yaptığımız vakit bütün kırsal kesimdeki çatışmalar ya A ırgatın kızına göz koyar ya da ırgat A'nın kızına göz koyar. Ve bu tür ve da en e, basitinden kan davası sorunlar vardır. Oysa ki kırsal kesimdeki esas sorun mülkiyet sorundur. Paylaşılmayan toprak veya da yeri feodal içi, içinde insanın sömürülmesidir. Metin Eksan ne yaptı e, yılanların öcünde? ilk defa yasaklı bir yazara. Fakir Baykurt'a yani yılanların öce eserini yazan romana. Ondan sonra da Irazcan'ın e, diye devam ettiği ikinci bir kitabı var. Yasaklı bir yazarın romanına el atarak Yeşilçam'da yapılması zor olan hatta o dönemlerde olmaksız olan bir olguya el attı. Ve böylece mülkiye sorunu yani kırsal kesimde yeri feodal ilişkilerde sorun A veya ırgatın birbirlerinin kızlarına veya kadınlarına ...göz koyup da yapay çatışma değil... ...esas sorun emek sorunudur. Paylaşılmayan toprak sudur dedi. Dikkat ederseniz yani... E, ...mesela şeye bakın... ...bütün e, kısal kesim filmlerinde... ...iki kötü, iki olumsuz insan vardır. Bunlardan birisi ağadır. Yani Yerefiyodalı ilçe. Diğeri ise imamdır. Nedense Türk sinemasında... ...herhangi bir meslek grubunu... ...rencide göstermek... ...sansür nedeniyle yasaktır. Siz... 70'li yılların sonlarına kadar, 80'li yılların başında hiçbir Türk filminde üç kağıtçı bir bakkalı. Bırakın hakimi, doktoru filan herhangi bir meslekten kötü hiç kimseyi göremezsiniz. Çünkü sansür herhangi bir meslek grubu rencide eder diye o filmi keser. Ama sadece din adamını görürsünüz. Nedense en çok sansürün titizlikle davranacağı konuda serbest bırakılmıştır. Siyasal iktidarlarda buna göz yummuştur. Bu garip bir şeydir. Yani bu Türk sinemasında olumsuz tek bir meslek vardır. O da dini kişilerin yapısıdır. Bu belki de siyasal iktidarın bu konuda kapıyı açmasından meydana gelen bir olgudur. Onun için e, mülkiyet sorunlu gerek Fakir Baykurt'un yılanların ucunda gerekse Cuman'ın Susuz Yaz'da dile getiren bir şeydir. Ama ben kuyunun insan mülkiyetiyle ilgili olduğunu e, inanmıyorum çünkü bir insanın mülkiyeti olmaz. Orada sadece kırsal kesimde yine yarı feodaliteler içinde kadının özne değil de nesne olarak gören kıstırılmış, bastırılmış, belki de hani dile getirip de dudaklarında çığlık yapmayan, sadece gözlerinde yaş yapan o edilgin kadının tutsaklığını anlatmıştır. Bunun mülkiyetle uzak yakın ilişkisi yoktur. Sadece o toprakların, o coğrafyanın, şark mantığının kadına bakış açısının acınası bir eleştirisidir. Ama ille de siz toprak ve su mülkiyetine kadını ekleyemezsiniz. Kadın apayrı bir şeydir. Orada bireydir ve öznedir. Onun için ben öyle bir üçleme daha sonradan uydurmuş bir üçlemedir ve kuyu asla ve asla bir kadının mülkiyet olduğu bir film değildir. Tam aksine kadının nesneden özneye Özellikle geçtiği, direndiği, bağırdığı, isyanını demin söylediğim gibi ne dudaklarında de gözünde gözyaşı yapmayıp aksine direnerek, teslim olmayarak bütün bu zulme karşı aslında onun karşı olduğu şey yalnızca kendi bedeni değil onun ötesinde yeri feodal ilişkilerde değil mi ağalık düzenine karşı kadının birey olma kadının özgür olmasına karşı sessiz ama etkili bir çığlığıdır. Metin Erksan e, ki bunu kendisi de söylüyor çok böyle oyun benim filmimde oyna diyen bir yönetmen değil oyunculara ama güzel tesadüfler var. Ee, i̇şte Acı Hayat'ta Türkan Şoray var. Yine işte Susuz yazdı Hülya Koçit var. Onlar o filmlerden sonra bir nevi parlıyorlar. Şimdi e, bu aslında yönetmenin e, her ne kadar bu gidip de ben hiçbir e, oyuncuya gel benim filmimde oyna demedim dese bile e, bir nevi yine bir keşif aslında. Ee, yani oyuncuları e, kendince keşfediyor ve belki de onun filmlerinde farklı bir şekilde parlıyorlar. E, bu e, filmlerin başarısını bu anlamda nasıl tanımlarsınız? Şimdiki tam tersi Metin Eksan tutkulu, saplantılı. Hatta melankolizime meyilli bir kişi. Mesela kuyuda Türkan Şoray'ı yönetmek istiyor. Çünkü o zaman Türkan Şoray'a aşıktır. Hmm, bugün bunları bilmiyoruz. <laughs> De, bir Aşıktır ve onu... Kendisi öyle e, söylemiyor çünkü. E, kendisi tabii ben hani Türkan Şoray'ın ve diğerlerinin birçok kitabını yaptığım için bunu tabii söylüyorum. siz söylüyorum. Bu da bilinen bir şeydir. Üstelik bir, e, bir dedikodu da değildir. Hmm. E, olmadığı için ne yapıyor? Belli bir kişi onun yerine oynatmıyor. Yine Nil Göncü'yü buluyor. E, i̇şte e, Susuz Yaz'da mesela ilk filmi Bahar'ı buluyor. Yani Hülya Koçyiğit'i buluyor. Hülya Koçyiğit o zaman Ankara'da daha çok küçük evet. bir bilmeni. Yani yeni oyuncuları keşfederek sinemaya kazandırıp onların sinemada uzun ömürlü olmasını sağlayan bir yönetmen. E çünkü Türkan Şoray'ın gerek Acı Hayat'ta gerek diğerlerinde e yani e sinemacılık serüveninin ortalarındaki bir yerdir. Yani Metin Ekser'in onu keşfetmesi veya Türkan Şoray'ın orada oynaması değil. Çok geç kalmış bir buluşmadır ve çok tekil kalmış bir buluşmadır. Keşke yani belki de acayet Türk sinemasında e, resmi tür olan melodramların e, iki tane onu zorlayan iki melodram vardır. Yani başyapıt düzeyinde birisi Lütfakat'ın çektiği değil mi Vesikalı yarım evet. yine Türkan Şoray vardır. vardır. İkincisi Metin Eksa'nın acayeti vardır. Bunlar hem melodramdır hem değildir. Hem melodramı zorlayan ama hem de melodramın bilinen e, argümanlarını kullanan bir şeydir. Fena halde melodramlara benzer ama Fena halde de melodramlardan Hayır, çok uzaktır. Onun için gerek e, Türkan Şoray'ın Vesikalı Yer, Yer, Acı Hayat sadece e, melodramları e, üst düzeyde anlatan veya onların argümanlarını kullanarak onlara alternatif film olmak değil, aynı zamanda da e, yani sınıfsal etiğe karşı bir varlıklı olmayı, varlıklı olmanın alttan alta işlenen bir eleştirisidir de. Sevmek zamanına gelmek istiyorum şimdi. Aslında sevmek zamanı vefatının 10. yılında tekrar restore edilmesiyle gündemde biliyorsunuz. Ben de restore edilmiş ki öncesinde izlemiştim ama restore edilmiş halini yeniden izledim. Gayet de başarılı ve çok güzel olmuş kesinlikle. Ee, her açıdan deneysel bir filmden söz ediyoruz aslında. Hem görüntüsü, hem senaryosu, hem açıları. Ee, Türk sinemasında bu filmi nasıl konumlandırabiliriz? Çünkü aslında hem e, taşıdığı alt metin çok derin. E, onu da konuşuruz ama biçimsel olarak da e, işte Yüzlerdeki duygu ifadesini görmekten tutun da yani o İstanbul olsun adalar olsun yani çevre mekanlarını görmeye kadar e, yönetmen çok güzel e, belki sadece fo fotoğraf denilebilecek karelere sahip film. O kadar güzel e, bir e, görüntüsü var filmin. E, bunu Türk sinema tarihine nereye konumlandırabiliriz? Ben hep e, Metin Ekser'in Sevmek zamanı filmini dışa vurmuşluk akımının önemli filmlerinden birisi olan 1926'daki Fritz Lang'ın Metropolis filmine benzetirim. Biliyorsunuz Metropolis filmi aynı zamanda science fiction filmlerinde bir prototipidir. O filmde işlenen bütün olgular daha sonra bütün science fiction filmlerinde hala günümüzde de kullanılabilir. Örneğin doğanın olmaması, delilik ve çılgınlık hali ve bir robotun kullanılması bu ilk defa Metropolis filminde ortaya çıkıp da daha sonra science fiction filmlerinin yani bilim kurgu filmlerinin temelini oluşturması gibidir. Bu filmler için ve Metropolis filmi için bir deyim vardır. Fütüristik bir distopya. Hmm. Yani ben bizim için Metin Eksan'ın filmi de tamamıyla bir fütüristik filmdir. Yani Yeşilçam'ın yapısını çok erken önceleyen bir şeydir. Yani o film belki de günümüzde olan olması gereken bir filmdi. Ama Metin Erksan o kadar öncelemiş ki bu filmi Yeşil çok erken bu filmi yapmış. Distopya tarafı yani felaket tarafı ise Metin Erksan'ın Yeşil son filmi. Yani kendi kafasına, kendi ideolojisine, kendi görüşüne ve estetiğine uygun son, son filmi film. yapma olanağı olmuştur. İyi ki yapmıştır ama kendini bitirmiştir. Gerçekten melodramın ana tür sayıldığı yani hmm. bir insanın değil birkaç insanın başına gelenler hani gördüğümüz vakit yok artık dediğimiz bütün olguları işleyen filmlerin dışında birdenbire yani tasavvufun derinliklerinde evet. surete aşık olmayı getiriyor. Evet. Boyacıdır. Ama aslında o tasavvuftaki bir nakkaştır. Evet. Ama o diğer taraftan suret ve aslı arasındaki farkıdır. Evet. Bir arada ne der? Kalkar ben der sana değil, evet, senin ona aşığım, suretine aşığım aşkına der. Aşkına aşığım. Aslında. Bu gerçekten tasavvufi derinlikleri olan, sadece bir çıplı bir film olarak değil yapan, evet. biçimsel olarak da gerçekten o filmi defalarca izlediğim için söylüyorum. Her karesi bir estetik olgudur. Kesinlikle yani. Her karesi bir ayrıcalıktır. Her karesi Yeşilçam'ın bilinen olgularına, tablarına çelme takmaktır. Bunu başarıyor Metin Eksan her zaman başardı. Artık bütün filmlerdeki saplantılarını, tutkularını hatta kimi ufak tefek sapıklıklarını bile bu filmde özgürce sapıklık derken bunu cinsel çağrışımlı değil. Aksine düşüncelerindeki o sınır tanımaz olgularından dolayı söylüyorum. İşte düşünün adanın bir yerinde bir kayık, bir resim, bir manken, evet, bir aslı. Mi? Evet. Yani üçü kafaları karıştıran ama aslında hepsinde bu puzzle'ın parçalarını topladığım vakit derinlikleri bizim genel kültürümüzde çok derinliklerine giden, anlatmak istediğini belki o zamanki seyirciye göstermeyen ama duyuran, hissettiren bir şey. Kendisinin sonunu hazırlayan ama Türk sinemasında da gerçekten sofistike dediğimiz fikirde imzasını atan bir kişi. Bedeli biraz ağır olmasına karşılık Metin Eksan'ı Metin Eksan yapan da bir başyapıt. Evet. Peki tabii e, ben sonu e, filmin sonuyla ilgili farklı görüşler olabilir ama böyle sonu izleyince şöyle düşünmüştüm. E, sonuçta işte resmi e, atıyor göle işte şeyi atıyor e, suya bırakıyor makini suya bırakıyor ve bunlar sonuçta hani e, mutlu son aslında değil mi normalde? Ama orada bir silah sesi duyuluyor ve e, çiftimizi görmüyoruz. Belki şöyle hani bu tasavvufi gönderme hikayesi üzerinden e, gerçek aşk zaten öldükten sonradır mesajı aldım ben mesela kendi adıma o filme dair izlerken evet e, zaten e, böyle bir şeyle bitebilirdi bu film Dedir, Dedirten dedirtem yani aşkın olana e, sevdalı olma e, durumunu anlatıyormuş gibi bir mesajla bitti benim için film bitiyor yani e, son için ne söylersiniz filmi? Başa saralım. Aşık veysele sayalım. Aşık veysele soruyorlar. Aşk nedir? İnsan diyor sevdiğine kavuşamayınca aşk olur diyor. Hı. Kavuştuğunuz vakit aşk olmuyor, sevgi oluyor. İşte Metin Eksa'nın sevmek zamanında öyle bir şey. Hı. O aslında istediğine kavuşmuyor. İstediğini özümsüzlükten sonra artık sureti yerine kendisi geldiği vakit o kafasındaki büyü bozuluyor, bitiyor. O dünyası yıkıldıktan sonra artık bir aslında varıyor gibi oluyor değil mi? Olana varıyor. Tabii. ve bitiyor orada son aslında son olmasının sebebi evet. de o. Şimdi tabi bir tarafıyla da hani biraz karakteristik anlamda siz başında söylemiştiniz ama titiz bir yönetmenden bahsediyoruz. Biraz aksi, sivri bir duruşu var aynı zamanda. Ee, şimdi bir insanın kendi karakterinin tabii ki sinemasına yansımaması mümkün değil. Ee, bu tam da bu özelliklerine nasıl bir e, sinema ortaya koymuş oluyor? Yani biz burada şunu söyleyebilir miyiz? Evet kalıpları kırdığını söylüyoruz, cesur olduğunu söylüyoruz. Ama her e, kişi gibi çelişkileri de var. Yani e, mükemmellikleri kadar aslında tam da ondan beklenmeyecek Tavırları da insan sergileyebilir. Siz nasıl okuyorsunuz Metin Erksan'ı? Yani zaten Metin Erksan'ı Metin Erksan yapan onun tanımlamaz tanımlanmaz bir kişiliğe bir. sahip olması gerekirdir. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani her yönetmen yaşadığı gibi film yapar, film yaptığı gibi de yaşar. Metin Erksan da öyle bir şey. Yani Metin Ekser'in bir yandan sevmek zamanla aldığınız vakit, diğer zamaktan şeytanı veya kadın hamleti aldığınız vakit. Metin Ekser'in belki de kişiyle ilişkinin en büyük ilişkili şeyleri, ipuçlarını hangi filmler verir? 70'li yılların, 74'te işte televizyon için yaptığı, işte e, Sait Bay Abası Yanık'tan, e, Bir Tren Yolculuğu, e, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, Eski Zaman Elbiseleri, e, şeyden... E, ...yaptığı bütün, bütün bu filmlerde o saplantıları görürsünüz. Yani orada artık bilinçaltının o sinemadaki görüntülerle örtüştüğünü görebilirsiniz. Elle tutulmaz, tarif edilmez, betimlenmez bir olgudur bu. Hı. Hamlet'te de öyledir. Ee, Acayiat'ta da öyledir. Hatta yani e, melodramik ögeleri içeren birçok filmde de o saplantılı vardır. Mesela bu saplantıların cinsel çalışma olan kısımlarının en has vardı. Hem tanıdık hem yabancı kalan bizde susuz yazı düşünün. Evet. Baharla, Dimi, evet. Kayınbiraderi arasındaki ilişkileri görün. Bunlar çok farklı mecralar çok farklı bir şeylerde. Bunlar sadece bilinç altında saklayıp kendine ayırdığı şeylerin film karelerinde ortaya çıkmasıdır. Onun için Metin Eksan'ı bir kalıplara koymak mümkün değildir. Metin Eksan'ın tek talihsizliği, tek talihsizliği, Türk sinemasına çok erken gelmesidir. Evet, çok biraz erken daha geldi. Gelmelidir. Bedelini <laughs> ödettiler. Bedelini evet. ödedi. Daha sonra da hayatı boyunca. İşte son yapılmayan projesi biliyorsunuz e, Trovalı Halime'ydi. Yani Homeros, Anadolu Homeros'un meşhur İlyada filmindeki o Hektoru, Akleus'u değil mi Kassandra'ya anlatacağı bir şeydi. Belki çok şeyler vardı. İşte bana Barbaros'tan söz etmişti binlerce film yaptı. Daha bunun gibi birçok filmden söz etmişti. Film yapamadığı günlerde hep bunları düşünüyor ama o çılgınlığı, o saplantılarını has safhaya kadar götürüyordu. Ne yapıyor, yapardı bilemiyorum. Ama dediğim kadar bir önceki örneklerine baktığımız vakit ne yapacaklarında ilişkin o belirsizlik de Metin en azından Türk sinemasında beklenen, çizgi dışı, şaşırtan saplantılarıyla, hırslarıyla, Değil mi Ego'larıyla diğerlerinden farklı olan bir yönetmen olarak ortaya koyuyor. Zaten bir sanatçıyı da zaten farklılık yapıyor. Metin Eksan alışılmışa çelme takarak kendini belli etti ama aynı çelmeye takılarak kendi de düştü. Evet aslında bu değişik bir döngü değil mi? Tabii. Onun hayatında da. Şimdi o bir yönetmenin önce düşünür, sonra yazar, sonra yönetmen olması gerektiğini düşünüyor e, ee, bunu da söylüyor. Ee, tüm bunlara bakınca şimdi aslında cevabını çok da bildiğim bir soruyu soruyor gibi hissediyorum kendimi ama Metin Aksan bunlardan hangisiydi? Ya yani bu sıralamayı bozabilir miyiz? Yani diyor ya önce düşünür olmalı, sonra yazar olmalı, sonra yönetmen olmalı diyor kendisi. Bir yönetmenin olabilmesi için diyor. Ee, biz bunu Metin sana baktığımızda ne, hangisini daha baskın görürüz? İşte Yunanlı düşünür Epiktotolis'in bir güzel bir anekdotu var arsız çocuğa benzetir. Bir cebinizdeki der arsız çocuk cebinizdeki değil mi? eline attığı vakit hepsini almak ister der, avuçlamak ister der. Fakat hepsini almak isterken der çok azını elinde alır der. Hmm. Metin Eksan da böyle. Yaşama balıklama daldı. Hem yazar olmak istedi, hem düşünür olmak istedi, hem senarist olmak istedi, hem yönetmen olmak istedi. Daha doğrusu derdi olan bir yönetmeydi. Eğer derdiniz yoksa öykünüz olmaz şaşırtmazsınız. Ama Metin derdi sadece sinema ile değildi. Kendisiyle bir derdi vardı. Kadınlarıyla bir derdi vardı. Ülkeyle, coğrafyayla, dünyayla bir derdi vardı. Hep dert içindeydi. O her dert kendine bir hikaye, bir öykü yaptırdı. Ama bunları gerek sinema yoluyla, onunla yapamadığını makale yoluyla, onunla yapamadığını değil mi? Sinemada mesleki örgütleri örgütlenme bilincine sahip olarak emekle ortaya koymak istedi. Her şeyi, tıpkı Epictetus'in mi? Hı. Arsız çocuğunun o cebindeki torbanın içindeki şekerlere el atıp hepsini almak isterken avucundan çoğunu kaçırdı. Onun için Metin Eksan'ı böyle kalıplara koyup melodramların veya şey edilir. Mesela Halit için yasak aşkın yönetmeni deriz. Atı e, Atıf için her zaman her devrin yönetmeni veyahut da kasaba yönetmeni deriz. Diğerine ama Metin Eksan'a geldiğimi tutkunun, saplantının yönetmeni deriz. Çünkü Metin Erksan'ı tarif eden en birlik kelime saplantıdır, tutkudur. Dediğim gibi emektir. İyi ki böyle bir yönetmenimiz var. İyi evet. ki Metin Erksan'la aynı çağa denk düştük. Onunla evet. dost olduk, konuştuk. Bu ne güzel. Bizler için de tabii ki bir kazançtır. Burçak Bey, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bir Metin Erksan yorumu sundunuz. Bence hem sanatçının hem yönetmenin bir yerde konumlandırmasında eleştirmenlerin çok önemli bir yeri var. Siz de kıymetli görüşlerinizi paylaşmış oldunuz bizimle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.